Böbrek taşının tedavi yöntemleri çeşitlidir. Genellikle 5 milim veya altındaki böbrekte veya üreterde gördüğümüz taşlar ilaç tedavisiyle, kişinin bol su tüketmesiyle kendiliklerinden düşerler. Daha büyük taşlar için tedavi seçeneklerini e, gündeme sokmaktayız. Bunlardan en fazla kullanılanı LSVL diye tabir ettiğimiz dışarıdan ses veya şok dalgalarıyla taşın kırılması işlemidir. Bu özellikle böbrek içindeki ve üreterin üst kısmındaki taşlar için ilk tercih ettiğimiz yöntemlerden biridir. Kişi hastaneye gelir, öncesinde bir ağrı kesici yapılır ve seansa alınır. Genelde her bir seansta 3000 atış yaparız. İşlem sonrasında hastamıza konuyla ilgili bilgi veririz. Ağrı duyabileceğini, idrarda yanma, sızlama ve kanama hissedebileceğini, bunları görebileceğini söyleriz. Ama ASV ile her taş içinde uygun değildir. Çok sert taşlarda başarısı düşüktür. Yine büyük taşlarda da başarı oranı düşer. O zaman diğer tedavi yöntemlerini gündeme getirmek durumunda kalıyoruz. Bunlardan en çok kullanılanı endoskopik yöntemlerdir. Üreterdeki taşlar için üreter ile taş ekstraksiyonu dediğimiz özel bir takım aletler kullanarak ameliyathane şartlarında anestezi altındayken yaptığımız işlem gelir. Burada taşın olduğu yere kadar üreter dediğimiz aletle gider, taşı bir enerji kaynağı kullanarak ki en çok günümüzde holmium lazer veya pnomatikler kullanılmaktadır. Kırılır ve yine basket dediğimiz özel aletlerle taş parçalarını üreterden alırız. İşlem sonrasında hastamıza double J kateter dediğimiz silikondan yapılmış yaklaşık 26-28 cm uzunluğunda ve iki ucu kıvrık bir kateter yerleştirme gereksinimi duyabiliriz. Bunu olabileceği konusunda da zaten hastamıza işlem öncesinde bilgi veririz. Aynı işlemi böbrek içindeki taşlara da uygulayabiliyoruz. O zaman işlemin adı retrograd intrarenal cerrahi olmakta ve kullanılan aletler üretorenoskopiden farklı olarak eğilip bükülebilen daha yumuşak aletler olmaktadır. Yine böbrek içerisinde 2 santimden büyük taşlarda perkütan nefrolitotripsi dediğimiz sırt bölgesinden yaklaşık yarım santim, bir santimlik bir insizyon yaparak ...yine anestezi altında özel aletleri yerleştirerek böbreğe ulaşmamızı sağlayan... ...taşı orada kırıp parçalayan ve parçaları toplamamıza yarayan... ...yine özel aletler kullandığımız bir başka yöntem daha vardır. Günümüzde perküten konusunda da çok büyük gelişmeler olmuştur. Kullanılan aletlerin çapları ufaltılmış... ...mini ve mikro perküten yöntemleri gündeme gelmiş ve yavaş yavaş daha fazla artan sıklıkta kullanılmaya başlanmıştır. Tabi endoskopik yöntemlerdeki bu gelişmeler artık açık taş cerrahisinin giderek önemini kaybetmesine neden olmuş ve neredeyse hemen hemen hiç yapmadığımız bir yöntem haline gelmesine neden olmuştur. Çünkü endoskopik yöntemlerde hastanın hastanede kalış süresi azalmakta, ameliyat sonrası konforu çok daha yüksek olmakta ve normal hayata dönüşü de çok daha hızlı olmaktadır. Seçilmiş bazı vakalarda da laparoskopik yöntemle cerrahi uygulanabilir. Burada göbek çevresinde 3 veya 4 ufak insizyon açarak trokar yerleştirir ve laparoskopik olarak da seçilmiş vakalarda dediğim gibi bu işlemi yapabilmekteyiz.